Şimdi bir kere şunu gördük. Burada MHP kendi listesiyle kendi logosuyla giriyor. Yani ittifak çatısı altında AK Parti ile bir kere işbirliğinde bulunmayacak. İşbirliğinde yok. Ama çok enteresandır. Bunlar yeni seçim yasasında çıkarttılar ya işte bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce, bir sene önce. Ve orada aslında tekrar iktidarda nasıl kalabilirizin bir formülünü belirlediler. Yeni yesim, yeni seçim yasası ile birlikte. Ellerinde çoğunluk da vardı. İşte meclisten de çıkarttılar. Herkes hatta bu yeni seçim yasasına karşı bir olmuştu. Ya işte siz kendinize göre bu yasayı çıkartıyorsunuz, kendinize göre yonttunuz. Evet kafalarında da o vardı tabii ki. Yani biz nasıl iktidarda kalabiliriz? Nasıl bir seçim yasası çıkartırız? Seçim yasasını nasıl yenileriz? Ve yenilediğimiz bu yes seçim yasasıyla nasıl iktidarda kalabiliriz? Ama işte ayaklar böyle dolanı veriyor. Yani bugüne geldiğimizde bir yıllık geçen süre içerisinde e, kendi lehlerine çıkardıkları sandıkları bu seçim yasası maalesef işlemiyor. Aslında sadece onlar için değil diğer ittifaklar için de çok işliyormuş gibi görünmüyor. MHP 81 ilde kendi adaylarıyla ve kendi logosuyla bir kere seçimlere giriyor. Ve dün akşam saatlerinde saat 22 civarında hatta sitelerde kilitlendi. Bütün milletvekillerini açıkladı. Her yerde bir kere giriyorlar. 81 ilde veya toplam bütün seçim bölgelerinde varlar. Şimdi burada adaylar kimdir diye baktığınızda öyle fantastik adaylar öyle ismi duyulmuş veya o ya bu da girmiş MHP'ye diyebileceğimiz adaylar var mı? Yok. Kimler var? Yine ben size söyleyeyim. Devlet Bahçeli Osmaniye'den giriyor. Yine her zamanki girdiği yerden. Ee, ne bileyim Erkan Akçay. Genel Başkan Yardımcısı diye biliyorum ben onu ve o da Manisa'dan giriyor. Ee, İsmet Büyük Ataman Bursa e, birinci sıradan giriyor. Fethi Yıldız, İzzet Ulfi Önder e, bunlar hep bildiğimiz isimler MHP'nin ağır topları dediğimiz MHP'de uzun yıllardır siyaset yapan ve e, Bahçeli olduğu müddetçe de orada olacak olan insanlar. Semih Yalçın. Bunlar e, hep birinci sıralarda işte önemli yerlerden seçilebilecek yerlerden birinci sıraya kondular. Dört e, altı 6 yerde 6 ilde kadınlar e, liste başı oldu. Yani Nevşehir. Ha işte görüyorsunuz Ahmet de ara ara o listeleri veriyor. İşte Devlet Bahçeli birinci sırada Osmaniye. alt altında Ruhi Bey var. Hakan Bey var. Fark etmez. Yani mesela şeyi göstersene bana Muğla, Muğla ve Aydın'ı göstersene. Orada kadınlar var listede. altı ilde kadınları liste başı yaptı. Nevşehir, Çankırı, Aydın, Muğla bu illerin başında geliyor. Muğla'da Özlem Balcı var. Bu önemli bir isim. Özlem Balcı'yı dizi filmlerinden hatırlayabilirsiniz. Hatta ve hatta girerseniz bakarsınız, tanıyacaksınız hanımefendi. Hatta Emine Erdoğan'ı da canlandırmıştı. Öyle bir öyle bir belgesel mi vardı? Öyle bir şey vardı. Hatırlıyorum ben. Eee bu şekilde eee Emine Balcı. Aydın var mı orada? Aydın'a bir bakar mısın? Aydın'da da ilk sıraya bir kadına vermişler. Güzel bir şey kadınların olması tabii ki. Eee keşke daha fazla kadın görebilsek partiler partilerde. Deniz Dep Boylu. Evet. Deniz Dep Boylu da Aydın'dan. Nevşehir ve Çankırı'da da yani bunlar İç Anadolu'nun önemli MHP oy potansiyeli olan yerler. Nevşehir ve Çankırı seçilebilecek yer burada. Eee bir Çankırı'da Pelin yıllık var. Ahmet çok güzel yaptın, çok teşekkür ederim ya. Ee, neden bende ses yok diyor Bülent? Biz herkeste ses var değil mi? Sesimi duyabiliyorsunuz. Ee, Bülentçim, sende bir problem olabilir. Senin e, cihazlarında bir problem olabilir. Kırklar elinde de ilk sıra bayan olması lazım milletvekili adayı. Anıl'a bir bakalım mı? Anılın söylediğine bir kırklar eline bir bakabilir misin lütfen? Kırklar eli. Kırklar eli. E, orada da kadın olabilir diyor. Bakalım. Ha, Nuray Aybüke. E, Evet ikinci sırada da kadın var. Güzel bir şey bunlar. Yani bu hoş bir şey. Kadınların gösterilmesi. Şimdi burada evet çok ekstra bir durum var mı? Yok. Ee, Kocaeli'de Safe Sancaklı tabii o da önemli isimlerden biri. Geldik Mersin'e gelelim bak. Mersin burada çok önemli çünkü Mersin'in 2018 yılındaki liste başı isim Olcay Kılavuz'du. Olcay Kılavuz ismine dikkat ediniz. Dikkat çekiyorum. Olcay Kılavuz neden dördüncü sıraya kondu diye bir başlığımız var şu anda. Mersin önemli bir yer. Ee, burada mı? Geldi mi? Dördüncü sırada değil mi? Evet. Birinci sırada Levent Bey var, Levent Uysal var, Serdar Soydan var, Mustafa Akın var ve Olcay Kılavuz. Şimdi Olcay Kılavuz eski Ülke Ocakları Başkanı ve 2018 yılında Ülke Ocakları Başkanı'ndan Devlet Bahçeli'nin talebiyle meclise girdi. Ve e, Mersin seçim bölgesi birinci sıraya kondu. 2018 yılında birinci sıraya kondu. Ama Olcay Kılavuz ismini biz daha sonra nerede gördük? Sinan Ateş olayında Sinan Ateş olayında azmettirdi mi diyelim artık veya sakladığı mı diyelim veya konum atan mı diyelim ama şüpheli pozisyondaki TD ismindeki kişi ki o da ülke ocaklarında veya parti merkezinde veya ülke ocakları genel merkezinde sorumlu bir kişi olduğu söyleniyor. TD'yi evinde bulundurdu, sakladı. Veya evindeydi. Polisler TD'yi Ankara'daki Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına almak istediler. Bakın Sinan Ateş şüphelisi şu anda cezaevinde ve bir milletvekilinin Olcay Kılavuz adındaki Mersin MHP milletvekilinin evinde gözaltına alınmak istendi. Olcay Kılavuz milletvekili. Bunu vermek istemedi polislere İşte orada iddialara göre birilerini aradı 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 ki içinde Ankara İl Emniyet Müdürü olduğu da söyleniyor vesaire ee, bilemiyoruz artık onu belki Cumhuriyet Başsavcısını bile aramıştır belki Devlet Bahçeli'yi bile alamıştır onu da bilmiyorum ama olacağı kılavuz ismi çok konuşuldu yani böyle bir şüphelinin cinayetin hemen sonrasında tabi hemen sonrasında hemen sonrasında bu kişinin TD'nin Olcay Kılavuz'un evinde saklanması veya bulunması da çok enteresan. Hatta Olcay Kılavuz'un Süleyman Soylu'yu aradığı da iddia ediliyordu ve yine geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Ben bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sordum, Adalet Bakanlığı'na sordum. Bir tutanak hazırlanıyor o gözaltı sırasında ve iddianamede hazırlanırken o tutanağın kayboldu. o tutanağın olmadığı söyleniyor. Çünkü o tutanak olmazsa iddianameye olacak kılavuz ismi de girmeyecek. He, geçtiğimiz günlerde iki gün önce bunun cevabı geldi. Pazartesi günü geldi zannedersem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Yani genel bir açıklama yaptı ama e, maddelerinden bir tanesi de e, şuydu. E, e, olacak kılavuzla ilgili, olacak kılavuz demedi ama TD'nin soruşturmasıyla ilgili tutanak Tutanağın kaybolduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Yani kaybolmadığını söyledi. Zaten devlete hiçbir şey kaybolmaz. Siz merak etmeyin. Kaybolsa dahi o bir yerlerden tekrar çıkar. Onu söyle siz gözaltına alan polislerin onun cep telefonlarına çekmediğini mi zannediyorsunuz? O bir yerde duruyor şu anda. Kaybolsa bile. Ee, ben o tutanağın tekrar geri geldiğini düşünüyorum. İşte bu olacak kılavuz yani Sinan Ateş olayında şüpheli evinde bulunduran, saklayan artık adına ne deniyorsa iddianabede nasıl geçecek bilmiyorum. O Olcay Kılavuz'a aslında e, zor günler bekliyor. Devlet Bahçeli de sanki yol vermiş gibi ve Olcay Kılavuz bir anda gözden düştü. İşte 2018 yılında Birinci sırada Mersin birinci sırada gösterilen genç e, siyasetçi Olcay Kılavuz e, şu anda Mersin'den dördüncü sırada seçilemeyecek. Yani net bir şekilde yani Mersin'den bilmiyorum çıkartabilir mi çıkartamaz mı da bugünkü MHP ama Olcay Kılavuz'un çıkamayacağı veya seçilemeyeceği aşikar. Olcay Kılavuz bir açıklama yaptı. Tabii e, e, MHP'de şöyle bir kültür vardır biat kültürü bir laf söyleyemezsiniz yani e, genel başkan. Ee, bir şey söylediği anda onun üstüne laf söylemeniz mümkün değildir. Hayırlı olsun dedi. Yani size şunu söyleyeyim arkadaşlar, işin yani şu, yani ez cümle derler ya, ez cümle veya yani eğer bir iktidar değişikliği olursa. Eğer bir iktidar değişikliği olursa Olcay Kılavuz zaten milletvekili de olamayacağı için ve bir koruma zırhı da olamayacağı için bu Sinan Ateş olayının zaten açılacağını daha sağlıklı bir şekilde soruşturmasının süreceğini zaten biliyoruz. Ve Olcay Kılavuz'u biz her yerde, e, dedim Ahmetciğim sen dinlemiyor musun beni? Ah canım benim ya. Ahmet sen dalgınsın. Ahmet diyor ki bana abi diyor bir önceki seçimlerde diyor olacak kılavuz birinci sıradaymış diyor. 2018 yılında birinci sıradaydı Mersin'de. Seviyorum seni Ahmet. Çok seviyorum. Kardeşim eksik olma. <laughs> ya gerçekten güzel bir ekimiz. Ahmet bir taraftan da bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Yani beni beni kontrol ediyor. Bana göre orada resimleri seçiyor. Burada gelen hakaretleri eliyor. Alta başlığı veriyor. Yani Ahmet o kadar çok iş yapıyor ki gayet normaldir. Ara ara da böyle abi diyor birinci sıradaymış diyor. Teşekkür ederim. Ee... <laughs> Canım benim. Sağ olasın. Estağfurullah. Şimdi burada eğer e, Millet İttifakı iktidara gelecek olursa Olcay Kılavuz'u zor günler bekliyor. Yani şüpheli olarak gözaltına alınabilir ve e, Ahmet abiyle ilgili Ahmet abi bir tane ya demiş. <laughs> evet Ahmet bir tanedir. Ve e, başı büyük dertte olabilir. Onu söyleyeyim. Bence bu aslında e, Olcay Kılavuz'un sevgili arkadaşlar ve Ahmet e, Olcay Kılavuz'un dördüncü sırada gösterilmesi devlet bahçelinin de bu olay hakkındaki şöyle bir intibası olduğunu bana uyandırıyor. Yani Olcay Kılavuz'un işin içinde olduğunu bir kere bir anladık. Dördüncü sıraya konarak. Tamam mı? Buradan çıkarımlar yapıyoruz. Bakın. Birincisi çıkarım. Birincisi Olcay Kılavuz'un bu cinayetin işin içinde olduğunu düşünüyor. Tamam mı? İkincisi gözden çıkarmış bunu. Ve üçüncüsü de başına ne gelirse gelsin diyor. Ben seni koruyamam ama ee, benim anladığım bu yoksa devlet bahçeli kolay kolay bu ismi e, harcar mıydı harcamazdı yani neden bu işin içerisinden pis kokular geldiğini devlet bahçeli ve ekibi de anlamış olacak ki anlamış olacak ki e, Olcay Kılavuz'u gözden çıkarmışlar. Olcay Bey düşünsün şimdi eğer seçimi kaybedecek olursa başına neler gelecek. seçimi kazanırlarsa bir şey olmaz. Onu size söyleyeyim. Yani bir soruşturmada bile, iddianamede e, bile ismini görmeyebiliriz. Böyle bir gerçeklik var. Ama şu anda bence en azından 14 Mayıs'a kadar kara kara düşünen bir Olcay Kılavuz ismi var ve bu Sinan Ateş olayını da unutturmamak gerekiyor kesinlikle. Yani umarım e, bir değişim olduğunda ha, değişim eğer gerçekleşirse yeni gelenler zaten millet İttifakı'nı e, bu dosyayı açacağını söylüyor ve bu dosyanın sağlıklı bir şekilde sü süreceğini de söylüyor. Ha, ama bu iktidar kalırsa onlardan da ricam lütfen şu cinayeti aydınlatın. İnsanların kafasında soru işareti bıraktırmayın. Ya en ufak şu soru yani yani savcının şuradan şüphe duyması gerekir. Başsavcının da soruşturmayı yürüten normal savcıların da ya şüpheli T de o cinayetin saatler sonrasında Olcay kılavuzun evinde ne arıyordu? Bitti. Bu kadar. Yani bu soruyu soracaksın. Buradan yürüyeceksin zaten. Belki cinayeti buradan çözeceksin ve bu şekilde ipin ucunu e, yakalayacaksın. Umarım yaparlar bunu. E, diyelim sizlerin mesajlarından da ara ara okuyayım. Başka konuya geçeceğiz. Çözerse CHP çözer. Çö çözerse vicdanlı siyasetçiler çözer. Bunun AKP'si, CHP'si yok arkadaşlar. Ahmet için beğendim. Çok çalışıyor. Teşekkür ederim. <laughs> Ahmet kendinle ilgili mesajları koyuyorsun buraya. Görüyorum ben. <laughs> Muharrem İnce'nin yaptığı hatayı MHP kapatacak demiş. Ben Muharrem İnce'nin girmesini düşünüyorum. Biraz önce MHP listesini YSK'ya MHP listesini YSK'ya sundu. Evet. Onun da teyidini yaptık. 600 600 kişilik tam liste verdiler. Yani MHP'nin şansı ne diyecekseniz MHP'nin bu seçimde çok fazla şansının olacağını düşünmüyorum. Yüzde beş, yüzde altı, yüzde altı buçuklarda bir oy potansiyelinin olabileceğini düşünüyorum. Hatta kuvvetli olduğu illerde dahi bence iyi sonuçlar alamayabilir. Çünkü siyaset üretmeyen bir MHP var. Devlet Bahçeli son zamanlarda sorunlara yönelik bir açıklama duydunuz mu? Bir çözüm duydunuz mu? Veya iktidarın uygulamalarına karşılık bir e, öneri veya bir yapıcı eleştiri veya ya şunu yapın bunu yapın gibilerinden bir e, e, bilgi paylaştı mı? Hayır, hiçbir şey öğretmiyor. Sadece insanlara hakaret ediyor. Yüzde %3 maksimum demiş. Yüzde %5.6 maksimum diyenler var. Depremde yaptıklarını, daha doğrusu yapmadıklarını unutmamalı Osmaniye halkı. Osmaniye'ye bile Günler sonrasında gitti. Bakın Osmaniye'de bile Devlet Bahçeli hüsran yaşayabilir biliyor musunuz? Olabilir neden olmasın ya? Seçmenin nasıl hareket edeceğini, seçmenin nasıl bir davranış tarzı içerisinde olacağını bilebilir miyiz? Sandık başına gittiğinde vicdanıyla ve aklıyla baş başa kalacak olan bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz, insanlardan bahsediyoruz. Bu arada seçmen demişken, YSK demişken şunu da kuralım söyleyeyim ama şu mesajı okuyayım Grup kuracak kadar vekil alsın yeter MHP'ye dünya umurlarında değil. Doğru söylüyorsunuz evet grup kuracak kadar. Bence 2018 evet gerçekten değil milletvekillerinin yani şu listeye bakıyorsun hep yine e, eski isimler var. Yani bir değişim rüzgarı bile yok MHP'de. Yani eskisinden daha az 2018'deki milletvekili sayısından daha az bir milletvekiliyle meclise gidebilir. Onu size söyleyeyim. Azınlıkta bir milliyetçi. Herkes proje açıklıyor bakın herkes proje açıklıyor. MHP'den siz bir proje duydunuz mu ya? sen yarışa giriyorsun ya tamam evet iktidar belki iktidar için güreşmiyorsun ama ya bir şey üret ya bir şey sun yani. E bugün e, Ümit Özdağ bile bak Ümit Özdağ bile versene onu. Ver şu videoyu bak Ümit Özdağ yüzde iki yüzde iki buçuk oyu var. Zafer Partisi. Değerli yurttaşlarım bugün Zafer Partisi'nin yenilenebilir enerji projelerini anlatacağım size. Türkiye yıllık yaklaşık ortalama 40 milyar dolar fosil yakıt ithalatı yapıyor. Bu ithalatın yaklaşık olarak 18 milyarlık dolar kısmı ile elektrik üretiyoruz. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki elektriğin %58'i doğal gaz ve kömürle üretiliyor. Ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik kriz aşabilmesinin yolu enerji faturalarımızı azaltmaktan ve üretimi arttırmaktan geçiyor. Zafer Partisi çözümü biliyor ve yenilenebilir enerjiye özellikle de güneş ve rüzgardan kaynaklı enerji üretimine büyük önem veriyoruz. Hükümet Ankara'da dinozor parkına 800 milyon dolar harcamasaydı, kamu özel işbirliği ya yani bu şu yap-işlet devret var ya evet. onlara verilen kar garantileri 70 milyar dolar olmasaydı, 170 ülkede insani yardım alanında 80 milyar dolar harcamasalardı, Şimdi, Suriyelilere 144.8 milyar İzleyin önerisini var. Sosyal medyada da var. Biz de sosyal medyadan bulduk. Bakın yüzde iki buçukluk bir partiden bahsediyoruz. O da iktidar yarışında değil. Yani iktidara gelebilecek durumda değil şu anda. Ve Zafer Partisi ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yani yüzde iki buçuk civarında bir oy olduğunu biliyoruz. Yüzde iki civarında bir oy olacak peki. Ama yani Cumhurbaşkanı olamayacağını bildiği halde önerilerde bulunuyor. Ya projeleri var. Türkiye'yi dedi çip merkezi yapacağız dedi. Yani Sinanoğan bunu diyor. Zafer Partisi bunu diyor. MHP'den siz tek bir öneri, tek bir proje, şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle yapacağız. Duydunuz mu? Yok. Ve MHP'ye oy verecek arkadaşlar. Gidin o zaman Zafer Partisine verin ya. Harbiden Sinanoğan'a verin veyahut. Çünkü neden? Adamlar yani burada bir şeyler üretiyorlar. Ya bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Yani kendilerini küçük parti olsalar da o oylarında hayır diyorlar. Yani bizim bir kimliğimiz var, bir karakterimiz var. Ümit Özdağ ve Partisi projeler üreten Türk milletine sahip çıkan bir çizgide beğeniyoruz demiş Murat diye bir arkadaş. Yani doğru söylüyor. Yani seçilir seçilemez, seçilemeyeceği aşikar bir şekilde onu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz ama adamlar bir şeyler sunuyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Yani susmuyorlar. Ama siz yılların MHP'sine bakıyorsunuz, yılların Devlet Bahçesi'ne bakıyorsunuz. Bakın o soruyu tekrar soracağım size. MHP'nin de Devlet Bahçeli'nin küfürden başka bir sözü var mı? Ha, i̇nsanlara insanlara hakir gören, söven söylemlerinden başka bir tane projesi var mı? Eğitimle ilgili, ekonomiyle ilgili, teknolojiyle ilgili, kadın hakları ile ilgili. MHP ona buna terörist demekten proje üretemiyor demiş. Ragnar bu mesajı göndermiş. MHP oy verecek arkadaşlar. Bak burada bir parti var o zaman. Gidin bu partiye verin. En azından projeleri var bu partinin projeleri var ve insanlara sunuyorlar. Oyunuz boşa gitmesin. Ve çünkü neden diyorum? Evet ya cezalandırın yani siz de partinizi. Çünkü size e, size karşı sizi mutlu edecek şekilde e, bir adım atmıyor e, Devlet Bahçeli'nin MHP'si. ya Bana kızacaklar yine. Belki iki gün sonra bana da hakaret edecek. Meclis kürsüsünden bilmiyorum. Meclis tatile girdi ama e, bulunduğu yerlerde ya. Daha doğrusu miting bile yapmıyor ya. Miting bile yapmıyor da e, Devlet Bahçeli. Ne? Yağmur yağıyor, hava soğuk. Yaşı da ileri tabii ki. E, yönetimin de yaşı ileri. Yani insanların sorununu anlayabilelim, gidelim, konuşalım, edelim. Yok. Hiçbir şey üretmeyen bir MHP'den bahsediyoruz. E, Devlet Bahçeli deyince eşittir, hakaret diyor diyor Leyla Hanım bu şekilde. Ama Devlet Bahçeli şöyle bir dünya sakin sakin konuştuğunda dinliyorsunuz. Ben şaşırıyorum ya. Yani mesela işte bazen gazetecilerle bir araya geliyor işte eski zamanlarını hatırlıyorum. Sakin konuşan, akademik kültürü olan bir insandan bahsediyoruz. Önemli bu. Ee, ve e, o Bahçeli ile meclis kürsüsünde veya meydana çıktığında bağıran bahçeli gördüğünde ben diyorum bu iki insan aynı olamaz yani. Mümkün değil. Nasıl değişebiliyor böyle? Değişiyor demek ki. Ve gelelim ittifaklara şöyle bir bakalım. Birazdan anket paylaşacağım sizlerle. Son anket geldi. Ahmet'in fotosu var mı demiş. <laughs> Ahmet çek bir fotonu gönder. <laughs> ee, üye olun o zaman bak şöyle yapalım. Üye olun o zaman Ahmet güzel dedi. Üye olun. Hafta sonu bir hafta sonu sizlerle üyelere özel bir yayın yapalım. Bir pazar günü yayın yapalım. Bahçeli MHP'yi batırdı demiş. Ee, yani bir mafya örgütü diyenler bile var siyasi parti ama maalesef işlerinde işte bazı ikircikli olaylara cevap bulunamadığı için olacak kılavuz meselesi gibi maalesef onu bir e, şey gibi e, kötü bir örgüt gibi görenler de var. Ama milliyetçiler her zaman bu ülkede var. Bundan sonra da olacaklar. Milliyetçi hareket var. Zaten bir kitle partisi Bitmesi mümkün değil. Ha lideri değiştiğinde kendine göre bir lider geldiğinde bakarsın da önümüzdeki günlerde e, MHP'nin başına Sinan Oğan gelir veya ne bileyim Zafer Partisi'ndeki isim gelir. Ha o zaman zaten MHP atak yapacaktır. Bak o zaman sen MHP'nin oylarına yüzde on beş yüzde on altılar bunlar olabilecek Belki ileride İyi Parti ile birleşecektir eğer kendini merkezde konumlandırmaktan vazgeçerse İyi Parti. O da belki MHP ile girdiğinde oy potansiyeli yüksek bir partiden bahsediyoruz. Ama bugün için değil. Bugün için değil. Çok fazla da ne düşünüyorsunuz oy oranı kaç alır sizce MHP sandığa gittiğinde? Ben söyleyeyim yani yüzde altı buçuk. Yediği zor görür diye tahmin ediyorum. Yediği de onun için yaptılar zaten ülke barajını.